Hanımefendiler, beyefendiler, herkese çok iyi bir hafta sonu diliyorum öncelikle. Efendim, bu analizimizde sizlere öncelikle geçtiğimiz hafta yaşanan gerek yurt içi gerek yurt dışındaki çeşitli gelişmeler, bu gelişmelerin dünya ekonomisini ne yöne götürmekte olduğunu, piyasalardaki algının özellikle sıcak para dediğimiz risk almayı seven paranın hangi yöne doğru yönelme eğilimi içerisinde olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ardından önümüzdeki hafta ve önümüzdeki sürece yönelik olan beklentilere değineceğim. Bildiğiniz gibi daha önceki analizimde de vurgulamış olduğum üzere 19-20 Mart tarihlerinde Fed'in toplantısı bulunuyor Amerika Merkez Bankası. Bu gerçekten çok önemli bir toplantı özelliğinde. Diğer yandan seçimlere yaklaşmaktayız. Yani hem dünya ekonomisini hem de Türkiye adına önemli gelişmeleri sizlere aktarıp ardından da dolar TL'nin tabii ki akıbetiyle ilgili neler olabileceği hususuna değineceğim. Çok kıymetli dostlarım, biliyorum ki bu analizimde vereceğim bazı bilgilere dikkate bile almayacaksınız. Dinlemek bile istemeyeceksiniz. Atlayıp hoplayıp bir şekilde sonuca ulaşmaya çalışacaksınız. Takdir tabii ki sizlerindir. Bu konuda sizlere şunu yapın, bunu yapın deme lüksüne ve haddine asla sahip değilim. Ancak eğer kendinize bir yatırım yapmak istiyorsanız ne olur? Lütfen gelişmelerin sebeplerini ve kaynaklarını anlayabilmek istiyorsanız, dolardaki 3-5 kademelik yükselişte heyecana kapılıp hemen alım yönünde saldırmanız size zarar getiriyor. Bunun da farkına varıyorsanız veya 3-5 kademelik düşüşlerde panik işlem yapıyorsunuz. Bu noktada aldım ve düştü şeklindeki kararsızlıklara maruz kalıyorsunuz. Lütfen bir öz eleştiri yapınız ve deyiniz ki ben neden hep yanlış kararlar veriyorum? Birileri hani o büyük yatırımcılar niçin hep kazanıyor da ben hep kaybediyorum? İşte arkadaşlar, sebep olayların nedenlerini ve sebeplerini bilmediğiniz için sadece ekrana bakıp da ekrandaki 3-5 kademelik yükselişe bağlı veya birilerinin o kocaman kocaman başlıklarla dolar uçtu, roketledi, füze gibi gidiyor, doları kimse tutamaz artık veya 5-10 kademelik düşüş olduğu zaman da çakılmaya başladı, çökmeye başladı gibi yorumların etkisi altında kalır iseniz sizler hata yapmaya, yanlış yapmaya maruzsunuz. Bu açıdan arkadaşlar lütfen dikkatlice dinleyiniz ve aklınızda bu hususları muhakeme etmeye çalışırsanız hata yapma riskiniz daha da azalmış olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, haftanın ilk yarısında Çin'den gelen olumsuz büyüme verilerinin etkisiyle dünya genelinde bir karamsarlık oluştu. Borsalara satış geldi. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine alımlar geldi ve Çin verilerinin çok önemli bir veri kaynağı olduğunu ve dünya ekonomisi için çok önemli bir unsur olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Anladık ve bundan sonra da Çin verilerini çok yakından takip etme zorunluluğumuz oluştu. Çin %6 civarında bir büyüme tahmini açıkladı. Bu oran 2000'li yıllardan itibaren en düşük rakamdı. Ki Çin sürekli büyüyen bir ülke modunda ve Çin'de başlayabilecek olan bir yavaşlama bütün dünyaya sirayet edebilecek olan bir yavaşlamadır. Zaten dünya genelinde bir resesyon endişesi, bir ekonomik durgunluk endişesi, büyüyememe endişesi hakim. Çin de bunu en ciddi şekilde körükleyen bir ülke durumunda. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon verileri geldi. Yıllık TÜFE Şubat ayında %1,5 ile 2016 yılından bugüne en düşük seviyelerde gerçekleşti. Bu durumun önemi neydi arkadaşlar? Bu durumun önemi Fed'in önümüzdeki ikinci yarıda, 2019'un ikinci yarısında faiz artıracak mı acaba sorularını önemli bir şekilde yanıtlayan bir gelişme. Nasıl yanıtladı? Enflasyon oranları Amerika'da düşüyor, yükselmiyor. Enflasyon düşüyorsa faiz artırmanın bir anlamı da yok.
Faiz niçin artırılır? Yüksek enflasyonu dizginleyebilmek adına artırılabilir. O halde FED tarafından bir faiz artırımı olasılığı biraz daha azalmış durumda. FED'in bu hafta toplantısı var demiştim. Bu toplantıda neler konuşabileceğinin tahminini işte bu son gelen enflasyon verilerinden çıkartabiliriz. Niçin? Çünkü Powell demişti ki net bir kararımız yok. Yani bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gelecek olan verilere bakarak karar vereceğiz demişti. İşte buyurun size en son gelen veri. En son gelen veriye göre Amerika'da enflasyon yükselmiyor. Düşüş eğiliminde. Hatta ve hatta son yılların en düşük seviyelerini dahi gören bir tabloda. Bu enflasyon verisi geldikten sonra ne oldu arkadaşlar? Dolarda bir yükseliş eğilimi vardı. Dolar endeksi 97.20-25'lere doğru yönelmiş iken bu verinin ardından küresel piyasalarda dolarda bir geri çekilme başladı. 97'nin aşağısına indi, 96-200'ler-300'ler bu seviyelere doğru geriledi. Diğer yandan da euro karşısında doların bir miktar değer kaybettiğini ve 1.13.50'lere doğru giden bir euro dolar paritesine tanık olduk. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi euro dolar paritesi 1.13.45 ile kapanış yaşadı. Bu neyi gösteriyor? Doların dünya genelinde bir gerileme eğilimine girdiğini gösteriyor. Aynı zamanda neyi gösteriyor? Bu hafta yapılacak olan FED toplantısında faiz artış kararı zaten söz konusu değil. İndirim de zaten söz konusu değil. Ama önümüzdeki sürece yönelik olarak projeksiyon faiz artışı ihtimalinin azaldığı yönü. Faiz artışı ihtimali azalırsa ne olacaktır arkadaşlar? Amerika'da faiz artmıyorsa o bol para, sıcak para dediğimiz para bir şekilde bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelere yönelebilecektir. Tabii ki onlar seçeceklerdir hangi ülkeye yatırsam, oraya mı yatırsam daha iyi kazanırım, buraya mı yatırsam daha iyi kazanırım şeklinde. Ama sonuç şu, dolar bir şekilde yuvasına dönmek zorunda kalmamış olacaktır. Eşittir, risk iştahı devam edebilecektir. Gelişmekte olan ülke endekslerine gir çıklar olabilecektir. Carry trade dediğimiz sıcak paranın farklı ülke para birimlerindeki hareketlilikleriyle bir takım para kazanma eğiliminin amacının, niyetinin devam edebileceği anlamına gelebilecektir. Şimdi sevgili arkadaşlar, dolardaki zayıflamanın, bu enflasyon verisiyle birlikte gelen zayıflamanın ardından 1285-86 dolar seviyesine kadar gerilemiş olan altın fiyatlarının tekrar 1300 dolar üzerine yöneldiğini görüyoruz. Öyle zannediyorum ki 1307 doların da aşılmak suretiyle önümüzdeki süreçte tekrar 1320 dolara doğru yönelen bir ons altın fiyatlamasını görebileceğiz. Brexit konusuna gelelim arkadaşlar. Brexit konusuyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta başında bu hafta yapılacak olan oylamalardan herhangi bir sonuç çıkmayacağını, bu mevzunun bir Arap saçına döndüğünü, bu AAB ile İngiltere'nin boşanma süreçlerinin artık birçok celseye aday olabileceğini vurgulamıştım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sonuç çıkmadı. Sadece Euro'da bir takım dalgalanmalara sebebiyet verdi. Sterlin bazında bir takım dalgalanmalar oldu. Ama sonuç olarak arkadaşlar bu Brexit mevzusunun Avrupa'dan anlaşmasız bir şekilde çıkma mevzusunun ertelenmesi hususunda bir sonuca gelindi. Bu erteleme kararı bir yandan stresi azaltırken diğer yandan belirsizliklerin devam edebileceği anlamına geliyor. Bu da doğal olarak Euro'nun bir miktar bu sebebe dayalı olarak güçlenmesine ve İngiliz sterlinin de yine bu sebebe özgü olarak bir miktar değerlenmesine neden olmakta. Zira 1.30'lara kadar yaklaşan sterlinin 1.33 üzerine yönelmiş olduğunu şuradaki verilerden de görmüş bulunmaktayız. Arkadaşlar Brexit mevzusunun ertelenmesi. Diğer taraftan ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı konusunun da Nisan ayından önce bir görüşmenin olmayacağı şeklindeki açıklamalara bağlı olarak bu hususlarda yaşanmakta olan stres azaldı ama belirsizlik halen devam ediyor.
Bu durum gelişmekte olan ülkelere, bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelere bir nefeslenme, bir soluklanma sebebi olarak değerlendirildi. Arkadaşlar, bu nefeslenme ve soluklanma sadece koşulmakta olan bir maratonda anlık birkaç dakika gibi değerlendirebileceğimiz bir dinlenme sürecidir. Bir amaç yaratmıyor, bir sonuç vermiyor, bir hedef çizmiyor bize. Bu sebeple birkaç günlük bir rahatlama görebiliriz. Birkaç günlük endekslerimizde veya piyasa genelinde bir olumlu seyir görebiliriz. Ama 3 gün sonra tekrar Brexit'te şöyle oldu, ABD-Çin arasında bu gibi gelişmeler oldu mevzusuyla stresin tekrar artabileceğini hesaba katmak durumundayız. Arkamıza yaslanıp da Brexit konusunda şu oldu, ABD-Çin arasındaki mevzu şöyle oldu gibi net bir çözüm oluşmadığı müddetçe piyasaların rahatlaması hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Diğer taraftan arkadaşlar, petrol konusu çok önemli. Petrolde önemli bir yükseliş eğiliminin yaşanmakta olduğunu görüyoruz. 67 dolarlar seviyesine kadar çıkan bir Brent petrol seviyesini görüyoruz. Evet, 67.69'lara kadar ulaşmış durumda. Petrol fiyatları arkadaşlar para birimlerini etkileyen bir faktördür. Zira TL dolar bazın dolar TL'yi de etkileyen bir faktördür. Biz petrolü dışarıdan alan bir ülke konumundayız. Bu bizim cari açığımızı etkiliyor. Bu bizim enflasyonumuzu etkiliyor. Petrol fiyatlarını da yakından takip etmeliyiz. Petrol fiyatları niçin yükseliyor? Çünkü Arabistan Nisan ayında petrol ihracatını azaltacağını söyledi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol stoklarının azalmakta olduğu sonucu açıklandı. Ve bir diğer yandan da Venezuela'da elektrik kesintileri sebebiyle rafineriler sağlıklı bir şekilde çalışamadığı için petrol üretimi azaldı. Bunun da etkisiyle arkadaşlar petrol arzındaki azalma petrol fiyatlarının yükselmesi sonucunu yarattı. Bir kez daha bu hususta bir açıklama yapmak istiyorum ki petrol fiyatlarındaki artış bizim gibi dışarıdan petrol almakta olan ülkelerin cari açığını artıran bir faktördür. Bu bir. Enflasyonlarını körükleyen bir faktördür. Bu iki. Bu sebeple önümüzdeki günlerde gelecek olan enflasyon verileri ki bu enflasyon verilerinin düşüş eğiliminde olduğu iddia ediliyor ve bu beklentinin devam edebileceği şeklindeki düşüncelere bağlı olarak ekonomik tahminler, politikalar belirleniyor. Sizler bu petrol fiyatlarını yakından takip ederseniz enflasyona dair de bir takım görüşleriniz oluşabilir. Haftanın sonlarına doğru ne oldu arkadaşlar? Son birkaç gün içerisinde, son iki gün içerisinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin bir rahatlama içerisine girdiğine tanık olduk. Özellikle ve özellikle haftanın son gününde dolar TL'de zayıf bir seyir gördük. Bundaki en önemli faktör şuydu arkadaşlar. Bu dolar TL ile ilgili mevzuyu biz iki bölümde değerlendirmek durumundayız. Bir dışarıdan gelen faktörlerin etkisi, bir de iç faktörlerimiz. Şu anda dış dünyayı konuştuğumuz için dış dünya ile alakalı olan unsurları konuşuyoruz. Ve haftanın sonlarına doğru Çin Halk Kongresi'nden bir açıklama geldi. Dediler ki biz %6 civarında çok düşük seviyeli bir büyümeye maruz kalıyoruz. Bu yeterli bir büyüme değil, ekonomimiz daralıyor. Bu anlamda bu halk kongresinde bundan böyle KDV indirimi ve teşvik paketleri açıklayacağız dediler. Yani ekonomiyi canlandırabilmek, bu küçülme eğilimini sonlandırabilmek adına bir çözüm ürettiler. Bu tablo bütün gelişmekte olan ülkelere olumlu yansıdı, endekslerine, borsalarına olumlu yansıdı ve diğer taraftan da para birimlerine doların küresel manadaki değer kaybının da birazcık etkisiyle onların da para birimlerinde hafif bir değerlenme unsuru yarattı. O halde Çin verilerini de yakından takip etmeliyiz. Çin'den gelecek olumsuz veriler bizim gibi ülkeleri kötü etkiliyor arkadaşlar. Bunu bir köşeye not almanızda yarar var. Bir diğer husus ise ABD Merkez Bankası Fed ile birlikte Avrupa Merkez Bankası, Kanada, İngiltere merkez bankaları gibi dünyanın büyük ekonomilerini temsil eden merkez bankaları bekle gör modunda bulunuyorlar. Yani parasal sıkılaştırma yapmaktan vazgeçtiler. İçinde bulunduğumuz küresel daralmayı
büyüme endişelerini yok edebilmek için para musluklarını açma ihtiyacını hissettiler. Sıkılaştırma yapmıyorlar. Bu durumda gelişmekte olan ülkelere faydalı olan bir faktördür. Bu konuyu da bilgi dağarcığınız içerisinde değerlendirmenizde yarar görmekteyim. Geldik arkadaşlar Türkiye'ye, iç piyasamıza. Evet, Türkiye'deki durum ne? Türkiye'de bütçe açığı. Son açıklanan verilere göre Şubat ayında 16.8 milyar TL bütçe açığımız oluşmuş. Hatırlayınız sevgili arkadaşlar, daha bir ay önce bütçemiz 5 milyar TL fazla verdi şeklinde bir açıklama ve bu açıklamayı mütakiben de ekonomi iyiye gidiyor, enflasyon düşüş modunda, aldığımız tedbirler son derece olumlu yansımalar yaratacak, önümüzdeki günlerden umutluyuz şeklinde bir takım açıklamalara maruz kalmıştık. Değerli arkadaşlar, Ocak ayında bütçemizin 5 milyar TL fazla vermesinin sebebi sıklıkla vurgu yaptığım üzere Merkez Bankası karını her yıl Nisan-Mayıs aylarında hazineye devrediyorken bu sene özel bir kararname çıkarıldı ve denildi ki hayır, Mayıs-Nisan'ı bekleyemem, Ocak ayında sen karını hazineye devredeceksin dedi. Ve zannediyorum 37 trilyon TL civarında bir rakam. 30 trilyonun üzerinde ama zannediyorum 37 civarında bir rakam olması lazım. Bu miktardaki bir rakam hazineye Nisan'dan Mayıs'tan çok önce Ocak ayında devredildi. Biz böyle ancak 5 milyar TL gibi bir bütçe fazlası verdik. Bunun sebebi buydu. Bu rakam gelmeyeydi, 40 trilyon civarında bir rakam biz bütçe açığı verecektik. Arkadaşlar, Ocak ayında bu para geldi, gitti, harcandı, bitti. Şubat'a geliyoruz arkadaşlar. Şubat ayında bütçe açığımız 16.8 milyar TL olmuş. Geçen yıl ne olmuş arkadaşlar? Geçen yıla bakalım isterseniz. Geçen yılın aynı ayına oranla bütçe gelirlerimiz %9.7 artmış iken bütçe giderlerimiz %33.2 artmış. Giderlerimiz %33 artıyor sevgili arkadaşlar. 84 milyar TL'ye ulaşıyor. Geçen yıl Ocak-Şubat ayında bütçe açığımız sadece 201 milyon TL iken bu yıl 2019 yılında 11.7 milyar TL olmuş. Değerli dostlar, bu nasıl bir sıkı politikadır? Bu nasıl bir bütçe disiplinidir? Bu nasıl bir tasarruf politikasıdır? Kat be kat artan bütçe giderlerimiz var. Kat be kat artan geçmiş yıla oranla bir bütçe açığımız var. Ocak ayında söylenen bütçe fazlamızın sebebini az önce sizlere arz ettim. Yani böyle bir durum dahilinde daha seçimler öncesinde güya sıkı bir disiplin uyguladığımız bir süreçte böyle bir durum ortaya çıkıyorsa acaba seçimden sonra ortaya çıkacak olan fatura ne kadar acı olacak? Bunun hesabını yapmak gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar, işsizlik oranı %13,5 olarak açıklandı. Ben sizlere bu rakamları kafamdan atmıyorum arkadaşlar. BDDK'nın açıklamış olduğu, TÜİK'in açıklamış olduğu veriler olarak yansıtıyorum. Bu rakamlar devletin resmi kurumlarının açıklamış olduğu rakamlardır. İşsizlik oranımız %13,5 seviyesinde. 2017 aralığında itibarı aralığına göre 1 milyon civarında yeni işsiz sayısı işsizler ordusuna katılmış durumda. 4 milyon 300 bin işsizimiz var. Bu sadece resmi başvuru rakamı arkadaşlar. Bir de resmen gidip de ben işsizim diye başvuruda bulunmayan ama iş arayan insanlarımız var. Son bir ayda 320 bin kişi artmış işsizlik sayısında. Ama seçimlerden sonra 2,5 milyon istihdam sağlayacağız deniyor. Nasıl olacak bu? Eğer istihdam sağlama imkanı var ise niçin Mart 30 sonunu bekliyoruz da bugün bu insanların aç bırak yaşamalarına göz yumuyoruz? Hadi bugünden başlayalım bu insanlara iş vermeye. Mümkün değil arkadaşlar. Nasıl iş vereceksiniz? Nerede iş vereceksiniz? Özel sektör zaten büyük bir darboğaz içerisine girmiş. Eleman çıkarmaktan, işçi çıkarmaktan başka bir çözüm üretemiyor. Kamuya baktığınız zaman fabrika mı açıldı ki bu insanları işe alacaksınız? Yeni yeni iş imkanları mı oluştu ki bu insanları işe alacaksınız? Seçimlerden sonra nasıl bir mucize olacak da 2,5 milyon kişiyi biz iş sahibi yapabileceğiz? Size inandırıcı geliyor mu? Amacım hükümeti yermek değil.
amacım bir şekilde karamsar tablolar çizmek asla değil. Ama mantığımla sorgulamaya çalışıyorum. Nasıl olacak bu diyorum. Nasıl olacak? Biz büyüme sorunundan kurtulmak mecburiyetinde isek, ekstra gelirler elde etmek mecburiyetinde isek, üretim yapmak durumundayız. Üretim yaparsak işsizliğimiz de azalacak. Ama neyin üretimini yapacağız? Her şeyi dışarıdan ithal eden bir toplum haline geldik. Fabrika diye bir kavramı tamamen unuttuk. Satıyoruz sadece, yenisini açmıyoruz. Yol yapmayla, efendim köprü yapmayla bir yere varmamız mümkün değil. Bir köprü inşaatında 500 kişi çalışabilir. Ve 3 sene çalışabilir burada. 3 sene o insanları istihdam edebilirsiniz. Ama bir fabrika kurduğunuz zaman 3000 kişiyi, 5000 kişiyi çalıştırabilirsiniz ve sürekli olarak çalıştırabilirsiniz. O fabrikanın ömrü 2 ay değildir, 2 sene değildir. Sürekli çalışır. Bilmiyorum, bu mantık bana biraz tuhaf gelmekte. Bu sebeplerle sevgili arkadaşlar, Nisan ve Mayıs ayını gerçekten çok sıkıntılı görüyorum. Seçimlerden sonra gelecek olan kemer sıkma politikaları, seçimlerden sonra gelecek olan ekstra tedbirler, her ne kadar Sayın Albayrak bu hususta çok önemli reformlar yapacağız diyorsa da, ben de diyorum ki bu reformlar niye seçimden sonraya kaldı? Niye bugünlerde yapmıyoruz? Niçin bugünlerden başlayarak? Çünkü bizim bir tek saniye kaybedecek vaktimiz yok değerli arkadaşlar. Bir an önce bizim bir şekilde bir çözüm üretme mecburiyetimiz var. İşte bu ekonomik veriler, işte bu tablo gereği ben dolar TL konusuna geliyorum. Bir ülkenin ekonomik verilerinde bu denli büyük bir karmaşa var ise bu şartlar altında o ülkenin para biriminin değerlenebilmesi için bir neden göremiyorum. Eğer sizler tüm bu anlattıklarımı İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Bu ayrı bir konu. Eğer siz ülke ekonomisi adına şu anki gidişatı olumlu görüyorsanız ve bu şartlar altında TL'nin de çok ama çok değersiz bir noktaya geldiğini, bundan sonraki süreçte değerlenebileceğine dair bir umudunuz var ise buna göre adım atınız. Ama mevcut koşullarda radikal ve gerçekten ve gerçekten sonuca odaklı bir takım gelişmelerin olabileceğine dair endişeleriniz bulunuyor ise bu durumda kırılgan ekonomimiz ve kırılgan para biriminizi dikkate almak durumundasınız. Sevgili arkadaşlar, bana yüzlerce soru geliyor her gün. Dolar alayım mı, satayım mı? Bilemem arkadaşlar. Alırsınız veya almazsınız. Bu sizin beklentinizle alakalı. Görüyorum, doların 3 kuruşluk yükselişinden para kazanmaya çalışan arkadaşlarımız var. Veya 5-10 kuruşluk yükselişinden alsat yapıp her gün 3-5 kuruş para kazanmayı hedeflemiş olan arkadaşlarımız var. Değerli dostlarım, sizleri çok iyi anlıyorum ama yahu sizler bir trader değilsiniz. Yani siz eğer dolar alıp satarak her gün bu işlemi 3-5 kere yaparak para kazanmayı hedefliyorsanız, dolar 10 kuruş 15 kuruş yükselsin de para kazanayım modunda hareket ediyorsanız, sizin çok iyi bir disipline, piyasayı, dünya ekonomisini, neden yükseldi, neden düştü konularını çok yakın takip etmeniz ve çok net bir kurallar bütününüzün olması lazım. Sadece ekrana bakıp da aman çıkıyor yetişeyim, aman düşüyor satıyorum modunda olursanız, siz 2 kazanır 5 kaybedersiniz. Bu açıdan kendinizin bir trader olmadığınıza veya trader olmak istiyorsanız da bu işi bütün kurallarıyla yapmak adına her şeyiyle, tekniğiyle, temeliyle en iyi şekilde öğrendikten sonra yapmanız gerektiğini anlayınız. Bunu anlamıyorsanız eğer ben aldım düştü demeyeceksiniz veya sattım daha da yükseldi demeyeceksiniz. Dolar konusuyla ilgili olarak dolarda kademeli bir yükseliş eğiliminin olduğunu ve bunun da önümüzdeki süreçte de devam etme olasılığının çok çok yüksek olduğunu sizlere sürekli olarak vurguluyorum. Şurada görmekte olduğunuz grafiğimiz 5-10 ve 13'ler civarından başlayan yükseliş eğilimini net bir şekilde ortaya koymakta. Cuma günü akşam itibariyle dolarda hafif bir geri çekilme oldu. 5.45'lere doğru bir gerileme oldu. Birçok insan panikledi. Aman Allah'ım 5.45'e düştü, ne olacak, ne bitecek? Arkadaşlar hemen söyleyeyim. Doları etkileyen faktörler sadece yurt içi faktörler değil, aynı zamanda yurt dışı faktörlerdir. Ama yurt dışı faktörler dolar TL'yi bir etkiliyorsa, bizim özelimizi ilgilendirmekte olan faktörler dolar TL'yi
3 kat 5 kat etkiliyor. Son günlerde füze kriziyle ilgili çok fazla bir muhabbet oluşmadı veya bir mesajlaşma trafiği oluşmadı. Ama zannediyorum Mart ayının sonuna kadar ABD'nin Patriotlar konusunda Türkiye'ye vermiş olduğu teklifin süresi doluyor. Önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili yine oradan buradan şuradan bir takım söylemlerin gelmeye başlayabileceğini dikkate almalıyız. Bu birinci nokta. Dolarda 5.42-5.43 seviyesine kadar bir geri çekilme durumu söz konusu olabilir. Son 2 hafta içerisindeki yaşanan sert yükseliş şu bölgeyi aşamadık sevgili arkadaşlar. 5.50'yi aşamadık. 5.48'ler seviyesine kadar geldik ama 5.50 psikolojik etkisini gösterdi ve bunun ötesine geçilemedi. Bir direnç veya bir destek ilk hamlesinde geçilmeyebilir, kırılmayabilir. Bir iki deneme yapılır, üçüncüsünde geçilir veyahut da kırılabilir. Ama bir direnç 3-4 defa denenip de geçilemiyorsa bu direncin güçlendiği ifade edilir. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir destek 3-5 kere test ediliyor ama kırılmıyorsa bu desteğin kuvvetlendiği ve diğer yandan da bir sonraki dirence yönelik atağın daha güçlü olabileceği teknik analiz diliyle düşünülebilir. Şurada görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar %50 yani 5.43 seviyesi. 5.43 seviyesi önemli bir destek konumundadır. Bu destek kırılmamıştır son dönemlerde. O halde biz 5.50'yi de geçemedik. 5.48'i bir kez deneyebildik. Bu noktada 5.43'e kadar ifadesini kullanıyorum. İlla ki 5.43 görülecektir anlamı çıkmamalı. 5.43'e yaklaşımlar olabilir ama ardından tekrar 5.50'yi zorlama eğilimi söz konusu olabilir. Bu kez biraz daha kararlı bir şekilde 5.50 direncini zorlama niyeti oluşabilir. Bu sebeple anlık düşünmek, anlık karar vermek, ekranlarda gördüğünüz seviyelere bakarak hemen derhal fikir ve karar değiştirmeniz sizler için ciddi şekilde yanıltıcı olur. Ne zaman ki 5.43'ün altına, daha doğrusu 5.42-5.43 bölgesinin altına bir gerileme olur ise bu durumda 5.40 seviyesinin aşağısının 5.37-5.40 aralığının görülebilme ihtimalinin artmış olabileceğini hesaplarınıza katabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bu hafta için dolar TL'ye baktığımız zaman ben grafiğimi haftalık moda yönlendirmek istiyorum. Evet, haftalık modda arkadaşlar bu grafiği zaten tanıyorsunuz. Haftalık mod itibariyle 5.45-21 seviyesinin aşağısında kalındıkça 5.42-39'a kadar 5.42-5.43 bölgesi olarak ifade etmek istiyorum bunu. 5.42-39'a kadar bir geri çekilme riskimiz olabilirmiş. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça yani buralardan bir tepki oluşabilir. 5.45-21'in üzerine çıktığımız zaman ise öncelikle 5.47-65-67 seviyesi önemli bir viraj olarak izlenmeli. Buranın da aşılması durumunda ise 5.50-50 ve sonrasında ise 5.53 seviyesi bu hafta takip edilmesi gereken önemli virajlar, önemli seviyeler olarak görülmekte. Özellikle belirtiyorum 5.42-5.43 seviyesine yönelik bir geri çekilme olabilir. Buradan tepki gelip gelmediğini izlemek çok büyük bir önem taşıyor. Şahsi kanaatim bu bölgeden aşağısı görülmeden tekrardan 5.45'e yönelik bir atak oluşabilir veya bu bölgeye hiçbir şekilde bir geri çekilme olmayabilir. Ama biz 5.45-21 seviyesini önemli bir referans noktası olarak kabul etmeliyiz bu hafta geneli için. Bu bir haftalık grafiktir. Hafta içerisinde olabilecek olan seviyeleri yansıtıyor. Arkadaşlar ben tekrardan günlük grafiğime dönmek istiyorum. Pazartesi günü ne olabilir sorumuzun yanıtı olabilecek şekilde. Pazartesi günü için ise 5.45-60 seviyesini önemsiyor. Bu seviyenin aşağısında kalınırsa 5.43-51 ve 5.42-50'ye kadar bir geri çekilme yani 5.42-50-5.43-50 bölgesine kadar bir geri çekilme olasılığının var olduğunu ifade ediyor. Bu bölgeden gelebilecek olan tepki 5.45-60 üzerine çıkmamıza imkan tanıyor ise bu durumda 5.46 ve 5.48-50 seviyeleri tekrar pazartesi günü adına günlük periyotlar itibariyle önemli dikkate almamız gereken seviyeler konumundaymış. Bir de sevgili arkadaşlar sizlere ekonomik finansal okuryazarlık hususunda önemli bilgileri takip etmenizin çok ama çok gerekli olduğunu vurguladım. Şurada görmekte olduğunuz bir site var. Bu site Sayın Mahfi Eğilmez hocamızın sitesidir.
kendime yazılar başlığı ile açmış olduğu ve yönetmiş olduğu bir sitedir. Gerçekten ve gerçekten Türkiye ekonomisinin gerçeklerine, hakikatlerine, realitelerine yönelik çok önemli yazılar bulabilirsiniz. Ben kendisine saygıyla ve bilgisine çok büyük bir hürmetle takip ederim ve size vereceğim bilginin kaynağını vurgulamak hem de sizlerin de bu hocamızı takip etmeniz adına bir vesile olabilmek bakımından sizlerle şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Sayın hocam, Türkiye ekonomisindeki krizlerle ilgili olarak bir ön bilgide bulunmuş. Demiş ki, kriz halleri ve tanımları, bu bilimsel bir veridir arkadaşlar, şahsi bir yorum değildir. Stagflasyon demiş, enflasyon sıfır veya sıfır dolayında büyüme varsa olurmuş. Resesyon demiş, iki çeyrek üst üste küçülme olursa olurmuş. Slumpflasyon demiş, yüksek enflasyon ve küçülme. Sizler lütfen mahvieğilmez.com olarak yazarsanız birçok bilgiye erişeceksiniz. Ben burada şu konuya gelmek istiyorum. Arkadaşlar, krizlerin yaratmış olduğu ekonomik tanımlarda şurada görmekte olduğunuz 5 ayrı konum var. Ve bu 5 ayrı konum kötüden iyiye sıralanmış. En kötüsü depresyonmuş. En kötünün bir derece iyisi slumpflasyonmuş. Bizlerin şu anda Türkiye ekonomisinin resesyonda olduğu iddia ediliyor. Hayır arkadaşlar, Mahfi Hoca diyor ki biz resesyondan daha kötü durumdayız. Biz depresyona yaklaşıyoruz, slumpflasyon durumundayız. Slumpflasyon ne arkadaşlar? Yüksek enflasyon var, küçülme var. Biz küçülüyor muyuz? Evet, son çeyrekte %3 küçüldük. Geliyorum arkadaşlar şu grafiğe. Bakınız. Buradaki mavi eğri büyüme oranımızı gösteriyor. Kırmızı eğri ise enflasyon oranımızı gösteriyor. Bakınız, büyüme sürekli olarak aşağı eğilimde. Enflasyon yükseliş eğiliminde. Bu çeyrek bazda büyüme ve enflasyon verilerini göstermekte. 2016 yılında arkadaşlar biz bir nolu bölgedeymişiz. Yani bir nolu bölge stagflasyonmuş. Bir ve iki nolu bölge ise 2016'nın ortalarından 2018'in ortalarına kadar geçen süreymiş ve bu süre içerisinde ise biz enflasyonlu büyüme denilen bir kavram içerisinde olmuşuz. Ama 3 nolu bölgemiz arkadaşlar, 3 nolu bölgeye baktığımız zaman, yani şurası hem enflasyonumuzda bir artış eğilimi söz konusu ve büyüme ciddi şekilde geriliyor. Büyüyemiyoruz. İşte arkadaşlar, bu da bize şu an resesyonda değil, bundan daha kötü slumpflasyon denilen ekonomik tablo içerisinde, ekonomik hastalık içerisinde olduğumuzu göstermekte. Ve bir kere daha şurayı gösteriyorum arkadaşlar. Slumpflasyon bir ekonominin içinde bulunabileceği en kötünün bir derece üst seviyesi konumunda. Evet, ekonomimiz bu durumda. Ekonominin bu durumda olduğu bir ortamda nasıl çözümler üretebileceği hususunda yapılacak olan açıklamaları irdelemek, bunları değerlendirmek ve buna bağlı olarak da paranıza yön vermek, şekil vermek kararı elbette ki sizlere kalmıştır. Değerli arkadaşlar, Viyop ve Merkez Bankası konusuna giremeyeceğim. Bu analizim bu sebepten dolayı birazcık uzamış oldu. Evet, kızıyorsunuz bana uzun analizler verdiğim zaman, ama arkadaşlar şunu unutmayınız. Türkiye'de bir işçi haftada 40 saat, ayda 160 saat çalışmak suretiyle 2000 TL civarında bir asgari ücret alıyor. Sizler benim vaktim bol değil, benim zamanım kısıtlı diyorsunuz, ama eğer para kazanmak istiyorsanız o işçi 160 saat çalışıyorsa sizler de 15 dakika, 20 dakika, gerekirse 1 saat, gerekirse 2 saatinizi ayırıp da dünya gerçeklerini ve Türkiye gerçeklerini bilmek zorundasınız. Eğer para kazanmak istiyorsanız, eğer paranıza önem veriyorsanız, eğer o elinizdeki paranızda çoluğunuzun, çocuğunuzun, eşinizin hakkı olduğunu, oradaki kaybınızın sadece ve sadece sizin maceranız uğruna değil de aynı zamanda yakınlarınızın ve sevdiklerinizin de haklarının kaybedildiğini bilmek durumundasınız. Eğitim şart, bilmek şart, öğrenmek şart. Ben sizlere bazı şeyleri öğretmek için elimden geleni yapıyorum. Yine yapacağım, yine yapacağım. Nefesim yettiği kadar yapacağım. Umuyorum ki sizler de bir şekilde artık öğrenmenin gerekli olduğuna, para kaybetmemek adına öğrenmek ve de gerçekleri algılamak zorunda olduğunuzun farkına bugün olmazsa yarın varacaksınız. Efendim, herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.
saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yarın da sizlere borsanın içinde bulunduğu tabloyu ve Diop'la ilgili olarak Merkez Bankası'nın yapmış olduğu işlemlerle ilgili olarak bilgiler aktaracağım. Yarın dedim ama bu analizi ben cumartesini pazara bağlayan gecenin geç saatlerinde hazırlamış durumdayım. Dolayısıyla birkaç saat sonra bu konuda da sizlere yeni bir yayın aktarma imkanım olmuş olacaktır. Teşekkürler, saygılar, sevgiler. Çok iyi bir hafta sonu geçirmeniz ve çok da iyi bir hafta yaşamanız dileklerimle.